Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 14-20 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler Güneş Başak burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve bu hafta Başak burcunda yeni ay doğacak. Yeni ay öncesinde haftanın ilk günlerinde ayın ışığı kapanıyor. Pazartesi ve Salı ay Aslan burcunda. Salı akşamından itibaren ise Başak burcuna geçiş yapacak. Bu haftanın başında ay kapanan fazlayken duygusal olarak biraz içe dönüşlerde yaşayabilirsiniz. Biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Zaman zaman endişeler, kaygılar olabilir. Belki parasal konularda bazı hesaplarınız var, düzenlemeler var, borçlar var, ödemeler var, fatura işleri var. Aslında geçtiğimiz ayın konularını, ki bunlar daha çok para konularıyla da ilgili olabilir, düzenlemek için hesaplara bakmak için bazı şeylerinizi belki şöyle bir e, muhasebesini yapmak için haftanın ilk günlerini değerlendirebilirsiniz. Manevi anlamda da içe dönüşler çok faydalı olabilir çünkü yeni ay hedeflerimize daha iyi konsantre oluruz, e, daha iyi planlar yapabiliriz. Perşembe günü 17 Eylül'de öğlen 14'te 25 derece yay burcunda yeni ayımız doğacak. 3. Ev konularınızda yeni olasılıkları, yeni gelişmeleri hayatımıza taşıyacak bir yeni ay. Yeni ay Oğlak Burcu'ndaki Satürn ve Oğlak Burcu'ndaki Plüto ile üçgen açı yapıyor. Hafta genelinde de zaten Güneş'in, Başak Burcu'ndaki Güneş'in Satürn ve Plüto ile üçgen açısı aktifleşecek. Toprak enerjisinin güvenli ve güçlü enerjilerinin hissedileceği bir haftadayız. Bu da bize özellikle gelecekle ilgili beklentilerimizde biraz istikrar aradığımızı gösteriyor. i̇lişki dinamiklerinizi, uzun vadeli ilişki dinamiklerinize daha rahat konsantre olabilirsiniz. Aslında Yeni ay Başak yeni ayı bazı anlaşmaları sözleşmeleri gündeme getirebilir. Bunlar hizmet aldığınız kişilerle ilgili olabilir. Ee, hizmet aldığınız alanlar bir şirkettir, bir kişidir. Yani e, bazı sözleşmelerinizi gözden geçirmeniz, yenilemeniz, bazı kontratlar yapmanız mümkün bu yeni ay ile beraber. İşbirlikleri adına ticari oluşumlar adına da kararlar verebilirsiniz. Bazı teklifleri değerlendirebilirsiniz. Tabii ki ikili ilişkilerde de güven arıyoruz. Güven duymadığımız ilişkilerde bazı yine kararlar vermemiz ya da artık uzun vadeli hayatımıza sokmak istediğimiz ilişkilerde de belki bazı kararlar vermemiz mümkün. Bu anlamda konuşmaların, görüşmelerin, planların, programların devrede olacağı, iletişimin artacağı da bir süreçte olacağız. Yeni ay yeni bir eğitim programını, yeni bir ticari gelişmeyi, özel hayatımızda adım atacağımız bir ilişkiyi veya bir seyahati bunlarla bağlantılı da olabilir tabii ki gündemimize getirebilir sevgili yengeçler. Evet bu hafta Venüs Aslan Burcu'nda ilerliyor. Para evinizde kuşkusuz bazı hoşluklar, bazı destekler getirebilir size. Ancak bu hafta Boğa Burcu'ndaki Uranüs'ün Venüs'te ...karesi var. Yani dik bir açı var. Stresli bir açıdır. Yani bu e, maddi konularda biraz sürprizler getirebilir. Bir anda beklemediğiniz bir harcamaya getirebilir. Ya da dürtüsel olarak... E, ...hiç hesapta olmayan... ...bir harcama yapabilirsiniz. Biraz bu lüks bir harcama da olabilir. E, bunun yanı sıra ilginç bir şekilde... ...bir para kazanma fırsatı karşınıza çıkabilir. Para piyasalarında... ...özellikle e, değerli madenler... ...altın gibi, gümüş gibi... ...özellikle aslan ve venüs değerli madenleri yönetir. Uranüs'ün de Boğa burcundaki hareketi ve Venüs'e yaptığı açı piyasalarda değerli madenlerle ilgili ya da para para piyasalarıyla ilgili bazı hızlı gelişmelere neden olabilir. Bu da sizin direkt hani kazançlarınızla ilgili alanı olumlu ya da olumsuz biraz etkileyebilir. sürprizlere dikkat etmek gerekiyor. Mümkünse daha dengeli hareket etmek gerekiyor para konularıyla ilgili çok dürtüsel davranmamakta da bu dönemde risk almamakta fayda var sevgili yengeçler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.